Değerli arkadaşlar merhabalar. Huur Hoca ben. Arkadaşlar bugün çok önemli bir soru çözümü yapacağız. Sözcükte yapı konusunun e, soru çözümünü yapacağız. Çok güzel sorular var karşımızda. Bunları beraber çözeceğiz. Ve dikkatli bir şekilde dinlemenizi istiyorum. Arkadaşlar ne diyor? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklemin kökünün türü diğerlerinden farklıdır diyor değil mi? Şimdi ilk etapta yüklemi bulacağız. Doğru mu? Şimdi yükleme baktığımız zaman sürdürmesidir. Sürdürmesidir burada kök olarak nedir? sür kelimesi. O zaman bunun kökü fiil mi? Peki baktığın zaman kökü sür. Kökünün türü nedir? Fiildir diyoruz. Doğru mu? Şimdi okunan her mektupta sonra mektuptan sonra ilk dakikada bir cevap yazma arzusu doğar insanın içine. Arkadaşlar yüklem her zaman sonda olmayabilir. Bir devrik cümle de olabilir değil mi? O zaman yüklem burada doğmak kelimesidir değil mi? Doğar kelimesidir ve bu da fiil midir? Fiildir. O zaman bu da gitti. Bunlar cevap olamaz. Yüklemin kökünün türü soruluyor. O zaman bir isim olacak. İsim arayacağız konuşmak, bir şeyleri paylaşmak istediğimizde mektuplara yönelip satırların sıcaklığına sığınırız. Arkadaşlar bakın konuşmak bunlar fiilimsidir değil mi? Bunlara sakın yüklem falan filan demeyin. O zaman bunlar arkadaşlar yüklem olmadığına göre sığınır. Sığınan kim biz? Burada sığmak arkadaşlar nedir? Fiildir. O zaman bu da gitti doğru mu? Bir anne gibi besliyordu bizi rüzgarların arasından süzülenler. Arkadaşlar en çok sıkıntı yaşadığınız kelimelerden bir tanesi Arkadaşlar bunun kökü besliyordu yüklem. O zaman kökü nedir arkadaşlar? Besidir. Besiden gelir değerli arkadaşlar. O yüzden bunun besimek diye bir şey yok. Besiden besi hayvancılığı falan hatırlayın. Oradan şey yapın. Genellikle öğrencilerin bunu ya hadi ya nasıl saçma bir şey falan filan ama besi hayvancılığından gelir. Yani yemden falan şeklinde. Aklınızda öyle kalsın ve burada baktığımız zaman bir ne var? İsim soylu sözcük var. Hemen işaretliyoruz. 42. yağmurlar ama şey olabilir. E, nedir arkadaşlar? Sorumuz yanlış da olabilir. O yüzden dikkatli ol olalım. 42. yağmurları usul usul gelirken yanınıza gözünüzü kamaştıran şey ışıktır. Arkadaşlar ışık normalde baktığımız zaman isimdir değil mi? Ama ışık ışımaktan gelir değerli arkadaşlar. ışımaktan geldiği için o zaman bu da fiil. O zaman cevabımız kesinlikle denizli. Hemen diğer soruya geçelim. Ne diyor bakalım burada? Türkçede hiçbir ek almamış sözcüğe yalın kök. Sadece çekim eki almış sözcüğe ise çekimlenmiş kök denir değil mi? Şimdi... <laughs> hiçbir ek almamış sözcüğe yalın kök denir arkadaşlar. Şimdi bakalım hangisinde bu altı cili sözcüklerin hangisinde çekimlenmiş köktür diyor. Çekimlenmiş kök arkadaşlar. Sadece çekim eki almış olan sözcüğe bakacağız. Arkadaşlar isim sözcüğü baktığımız zaman kök. Daha sonrasında nelerler eki çokluk eki. Kalanların isimleri iyilik eki kaynaştırma eki belirtme eki. Bunların hepsi çekim eki mi? Çekim eki. O zaman cevabımız burada çıktı. Hepsi çekim eki. Yaştan yaşamak yaşadık. Yapım eki yapım eki çekim eki gitti. Soğumaktan soğuktan neyden hal eki almış bir de yapım eki almış. Bu da gitti. Yüzmekten yüzen yapım eki almış bir de çokluk eki almış. Burada sadece yapım eki almış o zaman hemen geçiyoruz değerli arkadaşlar. Bakalım diğeri neymiş? Cümlenin cümle, aşağıdaki cümlenin hangisinde altı çizili sözcük kökü bakımından ötekilerinden farklıdır? Arkadaşlar baktığımız zaman şimdi ay ne oluyor burada arkadaşlar? İsim. Doğru mu? Benziyor diyor değil mi? Bakın bize kökünü soruyor sözcüğün kökünü soruyor. Benziyor kelimesinin kökü benizdir. Sizin en çok sıkıntı yaşadığınız kelimelerden bir tanesi de bu. Benizden gelir arkadaşlar. Benzi solmuş falan diyoruz ya. Yüz, surat, çehre gibi bir kelimedir bu. O yüzden isimdir. Daha sonrasında yakalamaya çalışmasıyla geçer. Bakın bazen anlamları kaçırıyoruz. Anlamları kaçırmayalım. Yaka kelimesinden gelir arkadaşlar. Yakalamak yakadan gelir. Çünkü yakadan tutarız. Daha sonrasında yine baktığımız zaman hatır kelimesi burada yine karşımıza çıkıyor. İsim 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 isim. O zaman kısmaktan kısa oluyor. Cevabımız ne olacak? Edirne olacak. Diğer sorumuza geçelim. Arkadaşlar en çok sıkıntı yaşadığınız soru tiplerini ben bir araya getirdim. Kelimeleri bir araya getirdim. O yüzden takipte kalınız. Numaralanmış cümleler de lar cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisi değildir diyor. Arkadaşlar bakın Bakalım neyin nesiymiş bu? Şimdi bunları karıştırıyorsunuz. ki hangi anlamı katıyor diye sorular geliyor. O yüzden dikkatli olun arkadaşlar. Çok güzel sorular bunlar. Sabahtan beri ateşler içinde yanıyor. Arkadaşlar ateşler içinde yanıyor. Burada ateşi ne yapmış? Yani ateş içinde mi yanıyor gerçekten? Hayır. O ne olmuş o zaman? Abartma olmuş. İyiler çok yaşamaz diye boşuna denmemiş. Arkadaşlar iyi kelimesi isim mi? E o zaman çoğul anlamı almış mı? Daha sonrasında Osmanlılar bu bölgede yıllarca hüküm sürmüştü. Osmanlılar burada baktığımız zaman bir soy değil midir? Bu akşam Ahmetlere gitmeyi düşünüyoruz. Ahmetlerin ailesine, Ahmetlerin evine şeklinde değil mi? O zaman aile de gitti. Beyefendiler nihayet uyanabildi. Arkadaşlar burada bir saygı anlamı varmış gibi görünüyor ama bunu karıştırıyorsunuz. Bakın lerler ki burada. Beyefendiler nihayet uyanabildiler. Yani burada aslında bir küçümseme var. Adamı bir yani bir kinaye var. İşte baktığın zaman ne yapıyor adam? Diyor ki ya o beyefendiler gelmiş hoş gelmişsiniz beyefendi falan filan nasılsınız gibi mesela eğer olsaydı o zaman saygı olurdu. Ama burada beyefendiler derken bir küçültme anlamı da var yani. O yüzden bunu sakın ama sakın karıştırmayın arkadaşlar. Bakalım hemen diğer sorumuza. Diyor ki bu cümlede kaç türemiş sözcük vardır diyor değil mi? <laughs> yaz aylarında çoğumuz arılarla burun buruna geliyor. Bakın yaz aylarında türemiş sözcük yok. Yok, 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 yok. yok. Sıkın, sıkmaktan sıkıntı. O zaman burada bir tane var. Dakika arkadaşlar dakik falan filandan gelmiyor dakikadır bu. Geçmekten geçirmek değerli arkadaşlar 2 oldu. Daha sonrasında şanstan şanssız 3 oldu olabiliyoruz. Burada birleşik bir sözcük var. Bize türemişi soruyor. O zaman kaç tane arkadaşlar türemiş sözcüğümüz var? 3 tane şeklinde hemen diğer sorumuza geçiyoruz. Diyor ki bu mısralarda fiil köklü kaç sözcük vardır? Diyor değil mi? Bakın arkadaşlar e, parantezin içindeki çizgi bakın fiil köklü kaç sözcük var? Fiil köklü. Bakın parantezin içindeki iç parantez burada bir şey yok çizmekten çizgi aha bir tane oldu ne varsa varmak anlamında değil yokun karşılığı olan var o zaman bu da gitti bu da gitti ummaktan umut arkadaşlar etti 2 korkmaktan korku etti 3 gözyaşı zaten birleşik sevmekten sevinç etti 4 e, etti ört diyorum ne varsa onda şimdilik kitaplarda o şimdi kitaplarda geçtik geçtik kısmaktan daha önceki sorularda karşımıza çıktı o zaman ne yaptı 5 yaptı değil mi? her yer e, kısacık yerde hapis. hala mı yaşıyor yüreklerde yaştan geliyor bu o yüzden gidiyor hala yok burada da burada da yok <laughs> sanırım burada yanlış yazılmış arkadaşlar öldürün şeklinde olacak bu etti 6 istemekten geliyor bu da etti 7 6 7 tane bulduk doğru mu o yüzden tekrar sayalım yanlışlık olmasın çizgi ummak korku 3 4 5 ee, 6 7. Aynen öyle cevabımız Ceyhan çıkıyor arkadaşlar. Evet devam edelim arkadaşlar. Ne diyor burada? Aşağıdakiler hangisinde yansımadan türemiş bir sözcük kullanılmıştır diyor değil mi? Yansıma kökler neydi arkadaşlar? Doğadaki seslerin taklidiydi. İşte efendime söyleyeyim miyav, işte efendime söyleyeyim tık, efendime söyleyeyim gür, gürlemek, efendime söyleyeyim neydi? Tak tak falan filan gibi böyle yansıma sözcüklerdi ve şunu da unutmayın yansıma köklerin tamamı isim soylu sözcüklerdir diyoruz değerli arkadaşlar. Şimdi diyor ki karanlığı yırtan şimşek gibi Kara kediler saldırdı. Arkadaşlar burada herhangi bir yansıma sözcük yok. Dışarıdan gelen rüzgarın uğultusu sabaha kadar... Aha bak 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 bak. Uf diye ses çıkarıyor değil mi? Bakın uğultu arkadaşlar. O zaman bu da bir yansıma köktür cevabımız hemen çıktı. Şimdi arkadaşlar bu... Kuşların ötüşü yani C şıkkındaki kuşların ötüşü kelimesi bütün kaynaklarda bulunur. Kuşlar öt öt öt, öt diye ötmezler. Cik 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 diye öterler. O yüzden sakın ama sakın bunu karıştırmayın. Sürekli gelir bu dikkatli olunuz. Bakalım arkadaşlar adamın arabasının parlayan camı herkesin dikkatini çekti. Arkadaşlar şurada dikkatli olmanız gereken bir şey var parlamak eğer ışık anlamındaysa bir yansıma sözcük değildir. Ama ateşin parlamasıyla alakalı bir şey olursa işte o zaman yansıma sözcüktür de diyebiliriz arkadaşlar. Dikkatli olun. Kıvılcımdan, kıvılcımlanan odunluk hepimize büyük bir telaş verdi falan şeklinde çıkmamış ama önemli değil cevabımızı bulduk. B. Devam edelim hemen arkadaşlar. Ne diyor? Türkçe'de yapım eki önce çekim eki sonra kullanılır. Hangisinde bu kurala uyulmamıştır diyor. Arkadaşlar burada istisnai bir örneği soruyor yani. Ne demek istiyor? Çıkmış bir sorudan hareketle aslında bu soru sorulmuştur. Çıkmış sorumuz neydi? Annem siz pazara gitmem falan diye böyle devam eden bir sözcük. Anne sözcüğü köktür. Annem kimin annesi? Benim annem tamlayan tamlanan tamlanan ekleri isim çekim ekleri miydi? İsim çekim ekleri. O zaman baktığımız zaman buradaki iyilik eki bir çekim ekidir. Normalde önce yapım eki sonra çekim eki. Kurala göre kök daha sonrasında e, yapım eki sonrasında ise çekim eki gelir değil mi? Ama baktığın zaman burada çekim eki gelmiş ama sız siz eki zaten baktığımız zaman her zaman yapım ekidir. O zaman şunun tam tersi olması gerekiyordu değil mi? İşte bize böyle bir örnek soruyor. Baktığımız zaman fiilimsilerle alakalı örnekler çıktığı zaman karşımıza bir de ki Sıfat yapan ki ile alakalı örneklerde bu şeyler karşımıza çıkıyor. Ben bunları konu anlatımında anlatacağım arkadaşlar. Önce bir soru çözümü yapalım. Ee, rahat bir şekilde. Şu anda notlar hazırlanıyor. Sözcükte yapının ee, bütün ayrıntılarıyla beraber anlatacağım. İnsanın geçtiği yerde her yerde kalıcı bir iz bırakmak ister. İnsan geçtiği her yerde kalıcı değil. Yağmur bulutların seyrine kapılırız bazen gözlerimizi. Kapılırız bazen gözlerimizi kısarak. E, gözlerimizde parlar bazen aşkın acısı sonsuzluk kervanı gibi burada. Aa bak aynı örneği vermiş burada arkadaşlar. Ben ki'yi bekliyordum ama burada annemsiz yapamıyorum bu gurbet elde yalnız. İşte cevabımız çıktı arkadaşlar. Az önce değerlendirdiğimiz kelime. Ama hemen beklediğim soruyu da ben burada size anlatayım ki e, biliniz. Sendeki kitap bende kalmış diyorum. Hangi kitap? Sendeki kitap. Sen burada isim soylu bir sözcüktür. Sende haleki almış. Haleki de isim çekim ekidir. Ki sıfat yapan ki e, baktığımız zaman arkadaşlar yapım ekidir. E buradaki sıfat tamlaması değil mi? Sıfat tamlaması. Sen baktığımız zaman isim soylu bir sözcüktür. Evet zamirdir ama buradakini baktığımız zaman arkadaşlar dikkat edin türünü değiştirmiş. O yüzden sıfat yapan ki de burada istisnai bir örnek olarak örneklerde karşımıza çıkacak. Dikkatli olun. Diğer e, sorumuza geçelim arkadaşlar. Hangisinde yüklem yapısı bakımından ötekilerinden farklıdır? İlk etapta yüklemi bulacağız. Daha sonrasındaki ise e, işlemimiz yapı. Arkadaşlar yapı ne demekti? Sözcüğün basit, türemiş ve birleşik olması e, durumuydu. E baktığımız zaman basit sözcükler. E, ee, çekim eki alabilirdi, yapım eki alamazlardı. Türemiş sözcükler en az bir tane yapım eki alacaktı. Birleşik sözcükler ise neydi arkadaşlar? İki tane sözcüğün bir araya geldiği sözcüklerdi. Şimdi burada yüklemi bulacağız ilk etapta. Ee, dağlarda, yaylalarda ağaç ol olukları, oluklardan, çamdan, e, oymayı oyma yalaklara şırıl şırıl akan soğuk sular vardır diyor. Var kelimesi baktığımız zaman isim arkadaşlar. Vardır yüklem. Dır direk ek eylem. Ek eylemde baktığımız zaman çekim ekidir. O yüzden bunun yapısı basittir diyoruz. Hangisi diğerlerinden farklı? Daha sonrasında <laughs> bakın burada selam kelimesini görüyorum yüklem olarak. Selam kelimesi baktığımız zaman isimdir. Daha sonrasında selamlamak arkadaşlar burada ne yapmış? İsmi yüklem yapmış. fiil yapmış değil mi? O zaman bu ismi yüklem yapmışsa türemiştir değil mi? O zaman bir basit bir türemiş cümle yani cevap bunlardan bir tanesi. Şimdi bakalım. Yanarım diyor değil mi burada arkadaşlar? Yanmaktan yanar. Geniş zaman eki burada basit o zaman cevabımız hemen çıktı arkadaşlar. Çünkü yanmak bir fiil ar er eki bir geniş zaman eki, ım im eki birinci tekil şahıs eki. E bunların hepsi çekim ekiydi. Cevabımız çıktı aslında. Devam edelim belki karşımıza başka örnekler çıkar. İnsanlar bilir diyor bakın arkadaşlar bu duyguları. Bilmek bir fiildir. Bilir geniş zaman eki. Yani haber bildirme kipi geniş zamanı o zaman bu da basit yapılıdır. Bembeyaz ufukların ardındaki güneşi arar gözlerimiz bahar gelince. Şimdi gözlerimiz bahar gelince bembeyaz ufukların ardındaki güneşi arar. O zaman aramak burada arkadaşlar nedir? Aramak bir fiildir. Arar ne zaman arar? Her zaman arar. Geniş zaman eki. O zaman geniş zaman ekisi haber bildirmek gibidir. Cevabımız